dikkat edilsin. Mesela ben herkesin ayağına, Ankara'da, başka yerde, başka şehirlere gidiyorum. Gücüm yettiğince buralara geliyorum, Hollanda'ya geliyorum. Yani çağırsalar ta Ay'a da giderim. Veya fırsat bulsa. Tabii, çünkü bendeki fikir İslam. Bunu bana mecbur ediyor. Yani beni buna mecbur ediyor. Böyle yapmalıyım. Çünkü tebliğ bu demek. Açıklamak için insanların ayağına gideceksiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam küçük görülmesine, hakaret edilmesine, aşağılanmasına rağmen Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmek için bu kendini küçük gören, bu tebliğden dolayı küçük gören, başka bir şeyden değil çünkü küçük görecek bir hali yok. İnsanların ayağına defaatle üst üste, üst üste, üst üste gidiyor. Niçin? Bu vazife, yani bunu yapmazsa zaten elçiliğini yapmamış olur. Bu elçilik hepimizin üstünde. Hani peygamber öldü, elçi öldü mü? Elçilik de mi öldü? O elçi öldü de elçilik de mi öldü? Yok, elçilik devam ediyor. Bir ayet biliyorsan o ayeti insanlara bildirmek için koşturmak, gitmek, anlatmak zorundasın. Mecbursun yani. Fakat bu yapılmıyor, dikkat edin. Yani vazife gereği, maaş alacağım diye işte cumadan cumaya çıkıp vaaz etmeye kalkıyorlar. O da zaten hükümet kısıtlamış. Kendisi de zaten kısıtlı. Kafası kısır. Hükümet de kısırlığı seviyor. Bu konuda hiç tatlıya sütlüye karışma. Çevre kirliliği, çevre temizliği, kardeşlerim, yerli mana hastası filan falan, öyle sümüklü sümüklü vaazlar yani. Mız 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 mız. Ne olacak? Öyle millette zaten hiç konuşma yok, bilmem ne yok. Dur 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 dur, içeride nefesten filan havada ağırlaştım. Başlıyor kafalar düşmeye. Yanındaki ya dürtecek, böyle kalkacak filan. Böyle. Yıllardır devam eder. Binlerce vaaz, on binlerce, milyonlarca insana güya İslam anlatır. Allah aşkına hiçbir şey değişir mi? Hamam da yerinde, tas da yerinde, tellak da yerinde, sabun da yerinde. Hiçbir şey, tövbe estağfurullah, değişti. Ama bir kişi bile gerekeni yaptığı zaman neler oluyor? Yani bir ben nihayet bir Allah'ın kuluyum. Yani ejderha değilim, canavar değilim, öyle üstün bir varlık, şu bu bilmem yok. Herkes gibiyim. Yani ben de yoruluyorum, ben de hastalanıyorum, benim de gücüm belli. Buna rağmen gerekeni yaptığınız zaman neler ortaya çıkabiliyor görüyorum da. Binlerce, on binlerce insan çalışmalarımızdan etkilendi. 30 küsur senedir bu davada yılmadan, dinmeden, dimdik ayakta durarak, Allah'a dayanarak devam ediyoruz ve Allah'a çok şükür. Parça parça da olsa, kısım kısım da olsa, külliyen de olsa, dünya kadar insana bu fikri ulaştırmaya çalıştık ve aşı da tuttu. Hani ağacın tümü olmadıysa bile işte kimisinin bir dalı, efendim ne aşıladıysa ondan veriyor. Giderek belki öbürleri de olacak. Daha başkaları da çıkacak muhakkak. Yani yaparsanız verir Allah. Niye vermesin? Niye sonuç vermesin ki? Siz Allah'ın dinine yardım edeceksiniz, Allah size yardım etmeyecek. Şanına yakışır mı? Olacak iş mi? Yani bu akıl almaz. Yeter ki gereğini yap.